Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan patlama sonrası askeri istihbarat bilgilerini sızdırmakla suçlanarak tutuklanan Er Utku Kalı tahliye edildi. Tahliye kararı sonrası duruşmayı takip eden CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hasta olduğuna dair de 3 ayrı rapor vardı dosyada. Gecikmeli de olsa adaletin tesis edilmesi, çocuğun ailesine ve topluma kavuşması çok iyi oldu, mutluyuz. İstanbul'da metrobüs durağında kan aktı. Olayda biri polis, iki kişi yaralandı. Metrobüste bulunan iki kişi düğmeye basmalarına rağmen metrobüsün durakta durmadığını iddia ederek şoföre tepki gösterdi. Gerginlik üzerine olay yerinde bulunan sivil polis tartışmaya müdahale etti. Tartışma Şirin Evler durağına gelindiğinde alevlendi. Metrobüsten inen iki kişi polis memurunu darp etti. Bu sırada şahıslardan biri polisin silahını alarak ateş açtı. Şahıs polis memurunu hedef alırken yanında bulunan diğer şahsı vurdu. Yaralı zanlı ve polis hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lübnan'da bir şahsın kedisini mikrodalga fırına koyarak adeta işkence yapması sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde şahsın kucağındaki kediyi mikrodalga fırına yerleştirdiği ve fırının kapağını zorla kapattığı görülüyor. Ardından fırını çalıştıran şahıs kedinin acı çekmesini izliyor. Şahıs bir süre sonra zavallı kediyi fırından çıkartıyor. Öte yandan kedi gördüğü işkence karşısında miyavlamaya devam ederken, şahsın bu duruma gülmesi ve kedisini kucağına alıp sevmesi ise dikkat çekiyor. Haram. Haram. Gel, gel, yaşa. Gel, gel.